Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. İbn Hibban'ın El-Musnedus Sahih al-Takasim vel-Enva' adlı müsnedinde hadisler okumaya devam ediyoruz. Emirler kısmındayız. Emirler kısmının El-Nev'ul Khamis ve Tis'un 95. nevindeyiz. Nevi başlığımız şöyle: الأوامر التي أمرت لأسباب موجودة وعلل معلومة. Mevcut bulunan bazı nedenler ve bilinen bazı gerekçeler dolayısıyla verilen emirler. Yani okuduğumuz hadislerde öyle emirler var ki bu neden verildiği, hangi sebeple ve hangi neden dolayı gerekçeyle verildiği açık. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ. Namazı soğutmayı, Arapçasıyla söylüyorum, namazı soğutmak. Fi şiddetil harri, sıcağın şiddetinde. Fil buldanil harrati, sıcak memleketlerde. İbn-i İbn böyle başlık atmış. Sıcak memleketlerde, sıcağın en yoğun olduğu zamanlarda namazı soğutmak. 1560. Akbarana Muhammed ibn-i Hasan ibn-i Kutaybe'te bize Muhammed bin el-Hasan bin Kutaybe haber verdi. Kale dedi ki, haddethena Yezid ibn-i Mevhab'in, bize Yezid bin Mevhab anlattı. Kale dedi ki, haddetheni Leyth, bana el-Leys anlattı. An ibn-i Şihab'in, o da ibn-i Şihab'dan. An Sa'id ibn-i Museyyeb'i, o da Sa'id bin el-Museyyeb'den ve Ebi Seleme'te ve Ebu Seleme'den. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اِذَشْتَدَّ الْحَرُّ sıcak arttığında, şiddetlendiğinde, فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاتِ namazı soğutun. فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ sıcağın şiddeti cehennem alevindendir diyor hadiste. Bakınız yerdeki sıcağın yoğunluğunu, şiddetini Hazreti Peygamber cehennemle ilişkilendirmiş. Bu okuduğumuz hadis nerede var? Müslim'de 615 numarayla mevcut. Ne demek istiyor? Yani çok sıcak olduğunda biraz vakit soğuması, biraz vaktin soğumasını bekleyin. Namazı biraz geri bırakın. O sıcak vakitte kendinizi zorlamayın namaz için. Bir sonraki hadis. Şimdi bu neden bu emrin verildiği belli mi? Hangi sebep, hangi gerekçe dolayısıyla belli. Belli gerekçeler ve bilinen nedenler dolayısıyla verilen emirler. Zikrul beyani, yine açıklayan bir hadis, muhtemelen önceki bir kapalı noktaya izah edecek. Bi ennel emra bil ibradi bis salati, namazda ibrat yapmayı yani soğutma yapmayı, fi şiddetil harri, sıcağın şiddeti zamanında, uride bihi, bununla maksat salatul zuhri duna gayriha, öğlen namazıdır, diğerleri değildir. 1561. Akberana Muhammed bin Abdurrahman es-Samiyyu, bize Muhammed bin Abdurrahman es-Sami haber verdi. Kale dedi ki, haddethena Ahmed bin Hanbel'in, bize Ahmet bin Hanbel anlattı. Kale dedi ki, haddethena İshak bin Yusuf'a, bize İshak bin Yusuf anlattı. Kale dedi ki, haddethena şerikun, bize şerik anlattı. An beyanin, o da beyandan. An Kays ibn Hazim'in, o da Kays bin Hazım'dan. Anil Mughire ibn Şubete, o da Mughire bin Şube'den. Anlatıyor Mughire bin Şube, diyor ki, kunna ma Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bil hacirati. Hacira denen bölgede Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Fakale, bize dedi ki, ebridu bis salati, namazı soğutun. Fe inne şiddetel harri min feyhi cehennem, zira sıcağın şiddeti cehennemin feyhindandır diyor hadiste. Bu okuduğumuz hadiste yine Müslim'de 615 numarayla mevcutmuş. Ebu Hatim'in hadisle ilgili bir notu var altında. Kale Ebu Hatim radıyallahu anh, diyor ki Ebu Hatim yani İbn Hibban, teferrada bihi İshakul Azraku, bu hadisi rivayet etmekte İshak el Azrak yalnız kalmıştır. Ama yalnız kalması hadisin sıhhatini ne yapmıyor? Eğer yalnız kalan kişi sika ise, güvenilir ise sıhhatine zarar vermiyor. Ama yine de yalnız, rivayet tarihleri yalnız kalmayan rivayete nazaran bir nebze düşüyor değeri tabii. Bir sonraki hadis, zikrul beyani.
بِأَنَّ الْحَرَّ sıcağın كُلَّمَ اشْتَدَّ ne kadar artarsa her arttığında يَجِبُ اَنْ يُبْرَدَ بِالظُّهْرِ اَكْثَر öğlende o kadar ibrad yapılır. Yani sıcak ne kadar çok fazla olursa o kadar çok beklenir. 1562 اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ bize الْفَضْلُ بِنَ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ haber verdi. قَالَ dedi ki حدثنا أبو الوليد الطيالسي بزي أبو الوليد الطيالسي عن نطق قال ذلك حدثنا شعبة بزي شعبة عن نطق قال ذلك حدثني أبو الحسن بنا أبو الحسن عن نطق قال ذلك سمعت زيد بن وهب يقول بأن زيد بن وهب derken işittim إنه سمع أبا ذر يقول o da أبو ذر derken işitmiş كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر anlatan Ebu Zer diyor ki Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ Müezzin öğlen için ezan okumak istedi. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi peygamberi ona dedi ki اَبْرِدْ صَوْتْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ biraz zaman geçti yine ezan okumak istedi. فَقَالَ لَهُ ona dedi ki اَبْرِدْ صَوْتْ مرتين او ثلاثا iki yahut üç kez tekrarlandı. Hatta ra'ayna fi't-tulul ve qala inna şiddetel harr min feyhi cehennem fe iza ishtadda'l harr fa'bridu bis-salati. Ta ki o hava soğuyunca namazı kılmışlar ve Hazreti Peygamber'in şu sözünü aktarıyor ravi diyor ki inna şiddetel harr sıcağın şiddeti cehennemin alevindendir. Fe iza ishtadda'l harr sıcak artarsa فَاَبْرِدُوا بِالصَّلَاتِ namazı soğutun. Bu okuduğumuz hadis nerede var? Buhari'de 3085 numarayla mevcut. Yine Ebu Hatim'in bir bilgi notu var. قَالَ أَبُوْ حَاتِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ أَبُوْ الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ مُهَاجِرٌ كُوْفِيٌ hadiste geçen Ebu'l-Hasan Ubeyd bin el-Hasan'dır. Kufeli bir muhacirdir diyor. Bir rical bilgisi vermiş İbn Hibban. Bir sonraki hadis. Zikrul illeti lati min ajliha amara bil ibrad bil zuhri fi şiddetil harr. Sıcağın şiddetinde öğlenin namazını, öğleni ibrad yapmayı yani soğutmayı neden emrettiğini gösteren bir hadis Hazreti Peygamber'in. 1563. Akhbarana Umar ibn Said ibn Sinan bize Ömer bin Said bin Sinan haber verdi. قال dedi ki أخبرنا أحمد بن أبي بكر bize أحمد بن أبي بكر haber verdi. قال şey عن مالك o da Malik'ten عن عبد الله بن يزيد مولى أسود بن سفيان o da Abdullah bin Yezid'ten Esved bin Süfyan'ın mevlası عن أبي سلمة بن عبد الرحمن o da Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ve Muhammed bin Abdurrahman bin Sevban'dan her ikisi an Ebi Hureyre'te Ebu Hureyre'den enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki İzâ kânel harru sıcak arttığında sıcak olduğunda fe ebridu bis salati namazı soğutun fe inne şiddetel harri min feyhi cehennem çünkü cehennemin şey sıcağın şiddeti cehennemin alevindendir. Ve zekere ennen nara ve şunu da ekledi. Zaten bu eklediği dolayısıyla İbn-i İbban hadisi tekrar ediyor. Ennen nara ateş işteket ila rabbihe. Rabbine şikayette bulundu. Fe edine leha bi nefseyn. Nefeseyn. Dolayısıyla Allah nara iki nefes izin verdi. Nefesin fişritai bir nefes şita kışın. Ve nefesin fissayfi bir nefeste yazın olmak üzere ateşe iki nefes, iki soluk izin verdi diyor. Hadiste bu ne anlama geliyor? Ben de çok fazla bilemedim. Müslim'de 617 numarayla bu hadiste mevcutmuş. Bu ziyadesiyle birlikte. Muhtemel ki cehennem nefes aldıkça sıcağı buralara daha fazla geliyor diye mi algılıyorlar? Bilemiyorum. Ama hadiste böyle bir şey geçiyor. Bir sonraki hadis. Zikrul emri. Emreden bir zikir. Limen emmen nase. İnsanlara imamlık yapan kimsenin bittehfifi hafifletmesini
لِوُجُودِ أَصْحَابِ الْعِلَلِ خَلْفَهُ Çünkü arkasında illet sahipleri vardır. Yani hastalı olanlar vardır, yaşlı olanlar vardır. O yüzden imamın hafif tutmasını emreden hadis. 1564 اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ Bize Muhammed bin el-Hasan bin Kuteyba haber verdi. Kale dedi ki, حَدَّثَنَا حَمَّلَةُ بْنُ يَحْيَا Bize Hamele bin Yahya anlattı. Kale dedi ki, حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ Bize İbn-i Vehb anlattı. Kale dedi ki, اَخْبَرَنَا يُونُسُ Bize Yunus haber verdi. عَنِ اِبْنِ شِهَابٍ O da İbn-i Şihab'tan. Kale dedi ki, اَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ Bana Ebu Seleme haber verdi. اَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ Kendisi Ebu Hureyre'yi derken işitmiş. Ne diyor Ebu Hureyre? قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ Biriniz millete namaz kıldırdığında فَلْيُخَفِّفْ Hafif tutsun. Yani kısa yoldan kıldırsın, öyle uzatmasın. فَاِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ Çünkü insanlar içinde zayıf olanı var. وَالسَّقِيمَ Hasta olanı var. وَذَا الْحَاجَةِ ihtiyaçlı olan vardır. Helaya gidecek olan vardır. İnsanların halleri çeşit çeşittir. O yüzden namaz hızlı kıldıran kimse arkasında bunların her birinden muhtemelen bir tane yahut iki tane olabileceğini düşünerek namazı kısa tutsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu okuduğumuz hadis nerede? 467 numarayla mevcut Müslim'de. Zikru sebebillezi bu da bir neden dolayısıyla bilinen malum bir neden ve gerekçe dolayısıyla Hazreti Peygamber'in verdiği bir emir. Yani cemaat içinde şunlar şunlar vardır. Olabilir. Dolayısıyla namazı kısa tut emri o gerekçeye dayanır. Sabah namazını uzun kıldırıyor diyorlar. O sabah için bir başka konu var mı burada? Yani sabah namazında demek millet hacetini görüp geliyor. Yahut gelenler zaten hastalar gelemiyordur. Veya bu emir hepsini kapsıyor yani. Sabah namazında nispeten diğerlerine nazaran biraz. Ya bunların uzun ile anlayışı, uzunluk kısalık göreceli bir şey. Bunların uzunluk anlayışı böyle birkaç sure okumak namazda. Tamam. Yani Bakara üstüne işte bir de Nisa, bir de bir Maide ekleyin falan. O olmadı, çok uzun. Ya hasta falan vardır diyor. Hasta arkada zaten. Böyle biraz uzunluk kısalık farkı var. Hafif namazla ilgili Hafif namazla ilgili de neydi onun? Orada bir ölçü veriyordu. Çok az. Yani Fatiha'yı okudum okumadım mı? Ha, evet. Bir hafif namaz anlayışıyla bizimki örtüşüyor da onların uzun namaz anlayışıyla bizim. Dolayısıyla uzun namazları biraz farklı onların. Eminim bizim namazlarımız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepsini hafif namaz gibi görür. Sabahla dahil olmak üzere. Çünkü en fazla bir sayfa okur sabahleyin İmam Efendi. Hadi bilemedin Ulu Cami'ye gittiysen ki oraya kadar gidecek kapasiten ve takatın varsa iki sayfada dinleyiver yani. O bir şey değil. Ki orada bile iki sayfa okunmuyordur herhalde. Hocam Hazreti Peygamber'den gelme çok güzel bir sünnetimiz var. Bütün imamlar camide gelerken namaz kılmadan önce arkasına dönüp bakar. Kim var? Kim ne vaziyette? Kim gelmemiş? Ondan sonra namaza durar. Muayene yapsın diyorsun şöyle. Teknoloji gelişti. Oraya bir kamera da konabilir böyle. Hazreti Ömer şey yoklaması da yapıyormuş. Koku yoklaması. Giriyormuş saflar arasına. Koklaya koklaya o soğan sarımsak kim yemişse onu bulup birinin önünden geçmiş adam direk gibi duruyor böyle. Karnına vurmuş nefes alıyor. Nefes alınca ta bakıya sürmüş onu. Bakıya biraz uzak ya mescide. Git demiş bak. O çok alerjisi varmış. Soğan sarımsak kokusuna. Yani dolayısıyla imamlara bu tür görevler de yüklersek cemaat hiç kalmaz. Zaten gelen yok. Zikrul emri. Onu okuduk. Bir sonraki hadis. Zikrul sebebi lezi min eclihi. Emre sallallahu aleyhi ve sellem bihazel emri. Bu emri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verme nedeni. 1565. Akhbarana Ebu Ya'la. Bize Ebu Ya'la haber verdi. Kale. Haddetena Ebu Haytemete. Bize Ebu Haysem'e anlattı. Kale. Haddetena Vekiyon. Bize Vekiyon anlattı. Yani İsmail ibn Ebi Halid'in. O da İsmail bin Ebi Halid'den
An Kays ibn Ebi Hazim'in, o da Kays ibn Ebi Hazim'den, An Ebi Mes'ud'in, o da Ebu Mes'ud'dan, kâle dedi ki, Câ'a racülün, bir adam geldi, ilâ Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme, fekâle dedi ki, ya Resulallahi, ey Allah'ın elçisi, inni la ete'akharu an salatil gadati, mimma yutilu bina fulanun. Ben sabah namazında dan gecikiyorum demiş. Herhalde işine mi gecikiyor? Falanca demiş çok uzatıyor. Fakama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Kim anlatıyor sahneyi? Ebu Mesud anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki ayağa kalktı. Demek ki çok önemsedi bu durumu. Fema ravi diyor ki fema ra'aytuhu fi mu'adatin ashadda ghadaban minhu yawma idin. Hiçbir gün öğüt verirken Hazreti Peygamber'in o kadar sinirlendiğini görmedim. Fakale dedi ki eyyuhen nasu, eminim böyle sert bir tonla girdi. İnne minkum munaffirina, aranızda nefret ettirenler var. Fe eyyukum ma salla bin nasi feletecavvaz. Kim sizden biri namaz kıldırırsa öyle kısa yoldan hafif tutsun. Fe inne fihim ed-da'ifa, çünkü zayıf olanı var. Vel kebira, büyük olanı var. Ve zel haceti, ihtiyaç sahibi olanı var. Şimdi bir tarihte ben yolcuyum. Ve o zamanlar bir şey dolayısıyla, sıkıntı dolayısıyla da Erzurum'a Karadeniz üzerinden gidiyorum. Daha emniyetli falan diye. Üniversite yıllarım. Dolayısıyla o bölgeyi bilmiyorum. Duraklarını bilmiyorum. Erzurum'a gidiş yolu olsa nerede durduklarını falan bildiğim için nerede ne kadar durulur, ne durulmaz biliyorsunuz. O Karadeniz yolunu bilmiyorum. Bir ara uyandım. Dediler ki duruyor otobüs. Dedim niye duruyor? Gece böyle sabah namazı için ne oldu dediler. Ben de attım kendimi kapıya. Hemen bir abdest falan derken camiye geldim. Camide tam böyle girip namaz kılıp çıkacağım. Çok telaşlıyım. Şöyle yaşlı bir amca böyle sakallı da dedi ki bir göz işaretiyle tam farzı duracakken mi ben? Farzı mı dedi. Evet dedim ve bana daha bir şey dedirtmeden alıverdi beni de arkasına. Uyuduk. Ben de herhalde benim gibi yolcu zannediyorum. Amca bir daldı. Ben arkasındayım böyle. Sonra bitirdi. Bitirmesiyle benim kendimi kapıya atmam bir oldu ama mafiş. Ne araba kalmış, ne otobüs kalmış. Bir de soğuk hava böyle. İçeri dönsem amcanın yanına bir türlü. Ne yapacağım diye bilmiyorum. Bu giderse bu otobüs, eşyam da gitti onunla beraber. Ben böyle oralarda şey yaparken böyle birden böyle ışıklar vurdu yüzüme doğru. Otobüs daha hemen kısa yoldan şey yapınca, fark edince dönmüş. Yani üzerime böyle kısa vurdu. Tıpkı Hazreti Peygamber'in anlattığı bu deve hikayesi var ya, devesini kaybedip de sonra sevincinden Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diye hamd eden adam şaşkınlığı var ya, onun gibi oldum böyle. Çok sevindim. Gece yarısı yoksa etrafta itler ötüyor, şey yapıyor, bağırıyor. Dolayısıyla o del haceti, ihtiyaçta olan vardır. Yani buldun garibanın birini, arzını birini arkana alıp niye yoruyorsun onu? Zikrul emri, emreden bir hadis. Bu okuduğumuz hadis nerede var? Çok şiddetli bir şekilde sinirlendi. O günkü kadar kızdığını hiç görmedim dediği hadis Buhari'de var 90 numarayla. Demek ki çok özen gösteriyor böyle birilerinin uzatıp milleti böyle canından bezdirmesine. Hocam dinde zorluk çıkartmaya Allah'ın izniyle tepki koyuyor. Evet, zorluk çıkartmaya tepki koyuyor. Zikrul emri, emreden bir hadis. Lilmer iki kişiye, اِذَا صَلَّا وَحْدَهُ, yalnız başına kıldığında, اَنْ يُطَوِّلَ مَا شَاءَ فِيهَا, yalnız başına kıldığında dilediği kadar uzatmasını telkin eden, emreden bir hadis. Yalnızken kılıyorsan canın istediği kadar uzat. Ama onu da limite eden hadisler var. Hocam diğer ümmetlerinden tek farkı vardır. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'e sizi vasat bir ümmet yarattım diyor. Hiçbir şeyle aşırı gitme hakkımız yok yani. Bence o bakımdan derseniz diğerlerine de aşırılığı emretmiş gibi olur. Allah aşırılığı hiçbir ümmete emretti de emretmedi de bizim vasatlığımız bence ilahi yasaların daha işlevsel, daha yani daha evrensel, daha arada duran, herkes için uygun,
Diğerlerinde biraz daha öznel yasalar olabilir. Mesela İsrailoğullarındaki bazı etlerin yenmemesi gibi böyle iç çağları falan. Daha böyle öznel veya yasak olsun diye onlara bir cezalandırma olaraktan yasanmış şeyler de olabilir. Lokal bir din sonuçta. Yani diğer bütün herkesi içine almayacak bir din olduğu için bir takım öznel, topluma özgü yasalar var idiyse Ümmet-i Muhammed'de yani İslam dininde bunların bulunmadığı dünyanın her yerinde ve gelecek çağlardaki her bir insanın veya insanların tatbik edebileceği evrensel bir yasa biçimi vasatı biraz daha böyle diğer türlü aşırılığı onlara emrediyordu gibi anlaşılabilir. O yüzden peki geldim bir sonraki hadise zikr emri, zira onlara da rıhbanlığı emretmedi biliyorsunuz. Aşırılığı kendileri ihdas ettiler. Zikr emri lil mar'i, ha okudum onu, zikir başlığını okudum. 1566 akberena Umar ibn Said ibn Sinan, bize Ömer bin Said bin Sinan haber verdi. Kale dedi ki akberena Ahmed ibn Abi Bekr, bize Ahmet bin Ebi Bekir haber verdi. An Malik'in, o da Malik'ten. An Ebi Zinadi, o da Ebu Zinad'dan. An El-A'raci, o da El-A'raci'den. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İzâ sallâ ahadukum bin nâsi fel yuhaffif. Biriniz millete namaz kıldırdığında hafif tutsun. Fe inne fihim es-sakîme, çünkü onların arasında vardır hasta olanı. O daife, zayıf olanı. Vel kebire, yaşlı olanı. Ve idâ sallâ ahadukum li nefsihi, biriniz kendi başına kıldığında fel yutavvil meşâ'a, o zaman istediği kadar uzatsın. Hadis nerede var? Hadis yine Buhari'de 671 numarayla mevcut. Bir sonraki hadis. Zikrul emri, emreden bir hadis. Limen ahkara imamuhu salaten vaktiha, İmamı namazı vaktinden geciktiren kimse. Yani bizim imam geciktiriyor diyorsanız mesela. En yusalliye vahdehu, kendi başına kılsın namazını. Thumme yusalliye ba'hum faniyen, sonra da imam gelince, cemaat gelince bir de onlarla kılsın. İza kanet fil vakti, eğer vaktin içinde kalıyorsa. Tabii yani öbür sabahta girdi, akşama girdik, imam geldi ikindiyi kıldıracak. Öyle olmaz da henüz akşama girmedik, imam biraz geç geldi. Namaz kıldıracak, cemaat oluyor. Ben kıldıydım diye ayrı durma. Cemaate şey var yani, geciken imamın kusuru dolayısıyla cemaat ne yapmıyor? Cemaat şuuru ve anlayışı zedelenmiyor. Yine sen kıl diyor cemaatle birlikte, ikinci kez kıl. Kılmış olsam bile. Ki eğer imam gelmediyse de namazı vaktinde kılmayı da emrediyor hadiste. Yani kılmışsan bir artık kazaya niyeti şeklinde. Burada o kadar teferruat yok. Ben burada olanı söylüyorum. Kılınabiliyor. Kıl diyor hatta. Başka hadis de var. Gelmişler Hazreti Peygamber'in yanına namazda. Bunlar kılmamışlar. Oturmuşlar öyle mescidin arka tarafında. Sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra soruyor. Siz ne iş diyor böyle orada oturdunuz geldi. Bizim mahallede kıldıydık diyorlar. Olsun bir de burada kılın. Yani öyle mahallede kıldıydık diye arkada ayrı durmak. Ne kadar görüntü olarak dağınık bir görüntü ortaya çıkıyor. Cemaat şuuru zedeleniyor. Bir başkası görse anlamaz kıldı mı kılmadı mı. Böyle birileri kılıyor birileri kılmıyor. Bir dağınıklık sezecektir. وَتَدَبَرِيْحُكُمْ Havanız bozulur o zaman. ذِكُرُ الْاَمْرِ لِلْمَرْءِ 1567 اَخْبَرَنَا مُحَمَّدْ اِبْنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ Bize Muhammed bin İshak bin Huzeyme haber verdi. Kale dedi ki haddetena İmran ibn Musa el-Kazzazu, bize İmran bin Musa el-Kazzaz anlattı. Kale dedi ki haddetena Abdülvarisi, bize Abdülvaris anlattı. Kale dedi ki haddetena Eyyubu, bize Eyyub anlattı. An Ebul Aliyeti el-Berra'i, o da Ebul Aliye el-Berra'dan. Kale dedi ki Akhar ibn Ziyad'in as-salata, Ebul Aliye anlatıyor, diyor ki İbn Ziyad namazı geciktirdi. فَأَتَانِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّامِتِ Abdullah bin Es-Samit yanıma geldi. فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا Altına bir oturak verdim. فَجَلَسَ عَلَيْهِ Oturuverdi. فَعَدَّ عَلَى شَفَتِهِ Dudağını ısırdı. ثُمَّ دَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِي Eliyle benim dizime şöyle vurdu. وَقَالَ Dedi ki اِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍ Ben Ebu Zer'e sordum.
فَدَرَبَ فَخِرْدِي O da benim dizime vurmuştu. Yani bana sorma niye dizime vurdun. En üzerinde bana vurmuştu. كَمَا دَرَبْتُ فَخِرْدِكَ Ben de senin dizine vurduğum gibi Ebu Zer de benim dizime vurdu. فَقَالَ Ve demişti ki Ebu Zer اِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme sormuştum. كَمَا سَأَلْتَنِ Senin bana sorduğun gibi. O darabe fakhidi, o da benim dizime vurmuştu. كَمَا دَرَبْتُ فَخِدِكَ Ben de senin dizine vurduğum gibi. Keşke bu hadisin senede devam etseydi de yani dizimize bir vuran, en azından Hazreti Peygamber'in tetiklediği bir hareketin çarpıntısı olurdu dizde. Güzel, hoş olurdu. Ben de o yüzden vuruyorum diyor senin dizine. Yalnız aklıma Nasreddin Hoca'nın bir fıkrası geldi. Ben bunu hocama anlattığımda, Hafızlık Hocam, çok gülünç değil ama çok gülmüştü yani. O kadar gülmüştü ki, hastaydı o dönemlerde de. Kısa bir süre sonra vefat etti. Fakat buna çok güldü. Fıkra şöyle, hoca imamın arkasında namaz kılıyor Nasreddin Hoca. Secdede birisi hocanın ayağını gıdıklıyor böyle arkada. Bir iki bilmiyor şey yapamıyor herhalde diyor bir işaret o da imamın kine tutuyor yani. İmam dönüp birden böyle ne var deyince o ben bilmiyorum arkadakine sor şeklinde şey yapmış hoca buna o kadar girdi ki ha. Şimdi bu diz dize vuranları niye dizime vurdun deyince diyor ki bilmiyorum bana da o dize vurmuştu ona da Hazreti Peygamber dizine vurmuş vakale ancak biz anlıyoruz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beden dilini iyi kullanıyordu. Yani adamın söylediği yanına dizine vurduğu da bir o kadar hafızasında yer etmiş. Ki dokunmak çok etkili oluyor insanlarda. Yani size böyle elini dizine kıza koyduğunda. Ve demiş ki muhtemelen bu sözü o eyleme iliştirmiş. Hatırında kalsın diye. Salli salate li vaktiha. Namazı vaktinde kıl. Fe in edrakte mahum fasalli. Eğer milletle namazı vaktinde kavuşursan, millet de bulunursa, milletle birlikte kıl. Ha, bir daha kıl. وَلَا تَقُلْ دَمَا اِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا اُصَلِّ Ben kılmıştım, bir daha kılmam. Deme, milletle de bir daha namaza ulaşırsan, cemaate, bir kez daha kıl. Ben kılmıştım, bir daha kılmam. Deme diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e. Bu hadis Müslim'de 648 numara ile mevcut. ذِكْرُ الْاَمْرِ Emreden bir hadis. Lil me'mumine. Hocam acaba cemaatle kıldırabilir mi? Yani imam olabilir mi? Kendi kıldığı namazını. He. Bir daha kılabiliyorsa imam da olabilir yani. Bir mevlin öyle var. İkindi yıkılıyor sonra gönderiyor. Diye. Orada da ikindi. Kendi memleket mahallesinde de imam oluyor. Evet olabilir yani. Niye olmuşsun ki? Ah. Cenab-ı Hak nasıl sayarsa o sayar, öyle sayar yani. Çeteleyi biz tutmuyoruz sonuçta. Zikrul emri lil me'mumine Namaz kılanlara gelen bir emir. En yekife minhum Bunlardan vara el imami, imamın arkasında şunlar dursun. Kimler? Ulul ehlami ve nuha Yani gönlü aklı işleyen kimseler, ilim sahipleri. Daha fazla ilmi bulunanlar, akletme ve kabiliyetleri daha yüksek olanlar, fikir sahipleri, görüş sahipleri yani ilmi olarak daha önde olanlar, toplumun önde gelenleri imamın arkasında dursunlar. Protokol, ilk sıra. Şimdilerde kimse itibar etmiyor. Evet. Adam yer açıyor arkadaki diyor ki ben kaçacağım da çabucak. Şey yapın. Oraya gelip girmeyeyim şimdi. Sıkışırız hem orada. 1568 Akhbarana Muhammed ibn Zuhayrin Ebu Ya'la bil Ubulveti Ama bir politikacının ya bir devlet adamının etrafında o karede görünmek için millet can siperhane omuz harbi yapıyorlar. Ben geçeyim, ben görüneyim şu karede falan diye. Halbuki imamın arkasında huzur-i ilahi Cenab-ı Hakk'ın karesi. Huzura duranlar gözüküyor orada. Orada pek kimse rağbetli değil nedense. 1568 Akhbarana Muhammed ibn Zuhayrin Ebu Ya'la bil Ubulleti Bize Muhammed bin Zuhayr Ebu Ya'la Ubulle'de haber verdi. Kale diyor ki Haddefena Nasr ibn Ali ibn Nasr Bize Nasr bin Ali bin Nasr anlattı.
Kale dedi ki, akberena Yezid ibn Züreyya'in, bize Yezid bin Zürey haber verdi. An Halidin el-Hazza'i, o da Halid el-Hazza'dan. An Ebi Maşer'in, o da Ebu Maşer'den. An İbrahim'e, o da İbrahim'den. An Alkamete, o da Alkame'den. An Abdillahi, o da Abdullah'tan. An Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, kal. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Liyeliyenni, benim arkama sıralansın, minkom, içinizden, ulul ehlem ve nuha, akıl ve ilim sahipleri benim arkama sıralansınlar. Thümmellezine yelunehum, ondan sonrakiler, bir numara düşük olanlar. Thümmellezine yelunehum, sonra onlardan sonra olanlar. Ve la tehtelifu, bir de böyle ileri geri durmayın. Aynı hizada durun, biri önde duruyor, biri geride duruyor. Böyle olmasın, böyle bir ihtilaf olmayın. Böyle ihtilaflı olursa فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ, o zaman kalpleriniz de ayrışır. وَاِيَّاكُمْ, ve bir de dikkat edin, وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ, esvakın, pazarların lafı güzafı herhalde, orada söylenenler, oralardaki muhabbetler, bunlardan dikkat edin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis nerede var? 432 Müslim. Tabi o toplumda herkes birbirini tanıyor. Zaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle olanları öne gelmekle, öne çıkmakla emrediyor onları. Yani sen gidip birini bulup getirip gel, sen ölümlü hansın, önde dur. Ya ilim sen, yani ne namazı kıldıracak, aklı vakti yerinde. Ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toplumu için düşünün. Onun yani etrafındaki bir numaralı kişiler belliydi zaten. Belki birileri onlara hiç yer bırakmıyordu. Gelip hemen kapatıyorlardı orayı. Sallallahu aleyhi ve sellem, yani benim ardım sıra onlara yer açın diye belki bir miktar şey yapmak istedi. Yoğunluk, ve özellikle yoğunluk yapacak kapasitesi, yani sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığında imameti, peki sıra namazı kıldırabilecek kimse, nasıl olmadığında namazı kıldıracak olan kimselerin sayısı sınırlıysa, bir şey, yani toplumun önderi olmak hasebiyle de bir insanın, cemaat, orada namazı kıldırmak, evet, toplumda önderi demek. Tabii, önder demek, önde bulunan kimse demek, oraya öyle ilim sahibi olanlar, yetkili kişiler, ul ehlem ve nuha, öne geçsin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ul ehlem ve nuha, nuhayı benim bildiğim kadarıyla anlayış sahipleri, ehlem. Yerdiyse var hocam, yok ahlak değil mi? Ama ilk saf, bir de imamın arkası var. Arkamda dur. Bu ilk saftan ziyade arkamda diyor. Ya şaşırdığında düzelsin diyor. Tabii burada bence esas daha ziyade namazı daha devam ettirecek. Buradan yola çıkarak, yani aynı topluma yansıması da var bunun diyor Cenk kardeş. Yani o olmadığı yerde onun adına iş görecek. Hazreti Peygamber'in kimlere görev verdiği, kimlere vekalet verdiği, kimleri hac emiri gönderdiği falan, bunları belli. Bunlar namazı da bunlar dursunlar arkada. Ki sallallahu aleyhi ve sellem kendi gidemediği yere onları gönderip iş yaptırıyorsa, kendi imametten çekilecekse herhalde onların geçmesini umulacaktır gibi bir yaklaşım. Efendimizin arkasında sıkça duran gözüküyor mu yoksa? Valla ben gizli kamera görüntülerine baktım. Hadislerde. Bilmiyorum ki yani kim arkada sıkça duruyor, ama hadislerde çok sık görüyoruz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, böyle bunlar ya gerçekten böyleydi, hep böyle çok sık yan yanaydılar. Olabilir de çünkü hayatın akışı, hicret bir arada getirmiş bunları, arkadaşlık. Ya da daha sonradan biraz da ekledik bunları. Bazı bunların içinde eklenmiş olanlar da var. Böyle sıraya konan, önce Ebu Bekir geldi, sonra Ömer geldi, öyle falan. Bunlar da biraz daha sonraki hilafet sırala ışığından esinlenme olabilir. Yani bir takım manipülasyonlar olabilir. Ama onun dışında yani o sahnelerde Ebu Bekir'in sık bulunması gayet doğal. Çünkü hicret ederken de yanındaydı. Hadi o sahnelerde inanmıyorsunuz ama hicret ederken yanında olduğunu Cenab-ı Hak söylüyor. Değil mi? Hiç kimse diyebilir mi? O değildi. Deseydi Şia derdi. Derdi ki o değildi, Ali'ydi yanında giden. Mesela Kur'an'daki ayetle ilgili.
Belki birileri de vardır. Bilmiyorum. O ayeti ya şey anlıyorlar. Yerdi diyor, korktu diyor. Evet. Zikrul emri lil me'mumine. Okudu mu o hadisi? Bir sonrakini okuyorum. Zikrul emri bi tesviyeti sufuf. Safları düzeltmeyi emreden bir hadis. Lil me'mumine, namaz kılanlara. İz isti'maluhu min temamis salah. Zira safları düzgün yapmak namazı itmam, yani namazı tas tamam kılmak açısından gereklidir. Safların düzgün olması namazın bir parçasıdır. Olsa da olur, olmasa da olur değil. Saflar düzgün olması namazın bir parçasıdır diyor. 1569. Bu o kadar önemli bir parçası ki namazın, ilk dönemlerde duramıyorduk diyor biz diyor. Sıra hizaya geçmeyi bilmiyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem tek tek adam adam diziyordu bizi. Arkada safları. Hatta akalna. Ta ki anladık bu iş nasıl yapılıyor. Safa nasıl giriliyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber önemsiyor bunu. 1569. Akberana Ebu Halife'te. Bize Ebu Halife haber verdi. Kale dedi ki. Haddetena Ebu'l Velid at-Tayalisi. Bize Ebu'l Velid at-Tayalisi anlattı. Kale dedi ki. Haddetena Şubetu. Bize Şube anlattı. An Katadete. O da Katade'den. An Enes'in. O da Enes'ten. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki Sevvû sufûfakum, saflarınızı hizaya sokun. Fe inne tesviyetes saffi, zira safları düzeltmek min temâmis salati, namazın tamamındandır. Namazın bir parçasıdır demek istiyor. Hadis nerede var? Buhari'de 690 numarayla mevcut. Bir sonraki hadis. Zikru ma yutawaqqa'u minel me'mumine. Ainde terkihim li tesviyetis sufufi fissalâ. Namazda safları düzgün yapmayı bırakacak olursa kılanlar, musalliler, başlarına ne gelir, ne beklenir? Bunu bildiren hadis diyor İbn-i Hibban. 1570. Ekberena Süleyman ibn-ül Hasan ibn-ül Minhal ibn-i Ahil Haccacil Attari bil Basrati. Bize Süleyman bin el-Hasan bin el-Minhal bin Ahil Haccac el-Attar Basra'da haber verdi. Kale dedi ki, Haddetena Ubeydullah ibn-i Muaz ibn-i Muaz'in. Bize Ubeydullah bin Muaz bin Muaz anlattı. Kale dedi ki, Haddetena Ebi, bana babam anlattı. Kale dedi ki, Haddetena Şubetu, bize Şubu anlattı. Kale dedi ki, Haddetena Simakun, bize Simak anlattı. Kale dedi ki, Semi'tun Numan ibn-i Beşir'in. Numan bin Beşir'i işittim. وَهُوَ يَخْطُبُ hutbe veriyordu. وَيَقُولُ ve diyordu ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem يُسَوِّ الصَّفَّ safları hizaya sokardı. حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ اَوِ الرُّمْحِ ta ki onu böyle düzgün bir sopaya ok gibi yapıncaya kadar böyle bir ucundan bakınca sonuna kadar ok gibi göreceksin. Böyle yapıncaya kadar. Herhalde bunu Medine'de yapıyordur. Mekke'de böyle yapma imkanı yok. Mekke'de halka gibi oluncaya kadar. Fara'a sadra racülin. Bir defasında baktı, bir adamın göğsünü çıkık gördü. Böyle öne çıkmış. Na'iten minas safya. Saftan dışarı böyle. Fekale. Onu görünce dedi ki ibadallah. Ey Allah'ın kulları. La tusawwunna sufufakum, ya saflarınızı düzgün yaparsınız ev yahut le yuhalifanna Allahu beyne wujuhikum, yahut Allah sizin yüzlerinizi, görüşlerinizi, kalplerinizi ayrıştırır. Yani birlik ve dirliğiniz bozulur. Ya safa dikkat edin. Yani ne fark eder, ha düzgün durursan eğri durursunuz demeyin. Eğri durursan eğrilik yayılır diyor. Yani şeklin ortak ruha etkisini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hesap ediyor. Tabii aynı şey namazda olduğu gibi cihatta da öyle. Orada da saf, düzen. Ben şimdi anlıyorum neden bir orduda düzen, disiplin çok önemlidir. Çünkü birlik gücünü o besliyor. O birlik görüntüsü her bir bireye biz çok güçlüyüz şuuru veriyor. Aynı hareket yapıyorlar aynı anda falan. Birey olmak bitiyor. Toplum olmak, birlik olmak başlıyor. Aynı şey Allah huzurunda ibadet için de geçerli demek ki. Safta, yani burada önemli olan gönülden Cenab-ı Hakk'a duyulan ibadet duygusudur, kulluk bilincidir. Önde durmuşsun, arkada durmuşsun çok önemli değil diyenler cemaat algısını gözden kaçırıyorlar. Birlik algısını gözden kaçırıyorlar.
birlikte kulların yaptığı bir ibadetin ne anlama geldiği, yani o birlikte oluşan sahnenin ne anlama geldiğini gözden kaçırıyor. Allah o birlikte ortaya çıkan sahneye önem veriyor. وَالصَّافَّاتِ صَفَّا Meleklerin de benzer birlikte yaptıkları ibadet biçimleri varmış. Onları saf saf duranlar diye onlardan bahsediyor. O birlik görüntüsü ve ortak hareket biçimi önemli Cenab-ı Hak katında. Zira sevdiğini söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُولٌ Sanki dizilmiş tuğlalar gibi bir tek saf halinde diye Allah onları sevdiğini haber veriyor Cenab-ı Hak. Allah sevdiği için de elçisi buna ne yapıyor? Dikkat ediyor. ذِكْرُ الْبَيَانِ Okuduğumuz hadis Müslim'de vardı 436 numarayla. ذِكْرُ الْبَيَانِ Beyan eden bir hadis. بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin بَيْنَ وُجُوهِكُمْ Yüzlerinizin arasını ayrıştırır demesi. Yukarıdaki hadiste öyle dedi. Ben hemen onu yüzler, kalpler, görüşler falan diye şey ettim, tefsir ettiydim. Şimdi hadiste beyan eden bir hadis diye izahını hadis ile yapıyor İbn-i İbban. اَرَادَ بِهِ Diyor ki bununla maksat yüzlerinizin arası demek. بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Yani kalplerinizin arası demektir. Zira okuyacağımız hadiste buna dair bir açıklama var diyor. 1571 Akberena Muhammed ibn İshak ibn Huzeymata Bize Muhammed bin İshak bin Huzeyme haber verdi. Kâne dedi ki Haddetena Harun ibn İshak'a Bize Harun bin İshak anlattı. Kâne dedi ki Haddetena ibn Ebi Ganiyyete Bize İbn Ebi Ganiyye anlattı. An Zekeriya ibn Ebi Zaidete O da Zekeriya bin Ebi Zaide'den An Ebil Kasim el-Cedeliye O da Ebul Kasim el-Cedeli'den Kâne dedi ki Semi'atun Numan ibn Beşir'a Ben Numan bin Beşir'i işittim. Yukarıdaki ravi de Numan'dan aktarıyordu. Yakulu diyordu ki Akbele aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi vecihi Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru geldi. Yüzümüze dönük bir biçimde. Fakale dedi ki Akimu sufufakum Saflarınızı doğrultun. Thelâthen bunu üç kez tekrarladı. Sonra dedi ki Vallahi Allah'a yemin olsun ki لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ Ya saflarınızı düzeltirsiniz. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Yahut Allah kalplerinizin arasını ayrıştırır, ihtilaf sokar. قَالَ Diyor ki رَعْوِي فَاَرَأَيْتُ الرَّجُلَ Bu Hazreti Peygamber'in sıkı tembihinden sonra milleti görüyordum. Bakardım ki adam يَلْيُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ Topuğuyla yandakinin topuğunu eşleştiriyor. وَمَنْكِبِهِ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ Dizleriyle de yan taraftakinin dizlerini iyice böyle oturturuyor. Muhtemelen otururken, ayaktayken olmaz da. Böyle milletin bu işi artık hizaya sokma işini bu kadar ciddiye aldıklarını ve itibar ettiklerini görmeye başladı. Millet artık topuk hizasına giriyordu. Otururken diz hizasına giriyorlardı. Diyor Ravi. Okuduğumuz hadis nerede var? Bu haliyle bu hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili Elbani'nin notu sahih. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe l-azîme li ve lekum ve lisâirin mu'minîn. Rabbena la tuâkhirna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min kablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ la tâkate lenâ bih ve afu annâ ve ufirlenâ ve arhamnâ. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته